Evet, merhabalar arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün yine sizlerle beraber haftalık olarak görüşmelerimizi devam ediyoruz. Her hafta Perşembe günleri Skyward Community ile ilgili sunum yapıyoruz. Özellikle de paketlerle ilgili bilgi veriyoruz. Yapınız konusunda nasıl bir çalışma yapmanız gerektiği konusunda bilgileri paylaşıyoruz sizinle. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Memnun oldum sizleri yine tekrardan bu akşamki 17 Aralık akşamki Perşembe günü bizim için ayırdığınız zaman için de ayrıca teşekkür etmek de istiyorum. Skyward Community biliyorsunuz dünya çapında gelişmekte olan projelerimizden birisi. Ulaşım altyapısını daha da kolay, daha da ulaşımı hızlı bir şekilde yapabileceğimiz bir dünya projesi olarak yer alıyor. 2014'ten itibaren de yatırımcılarını kendi projesinin içerisine davet ediyor. Biz de yine sizler de ben de ve diğer arkadaşlar da bütün dünyadan bu proje içerisinde hem ortak olarak hem de partner olarak yani ortak olarak hem de yatırımcı olarak ilgisini çeken bir vatandaş olarak da yer alıyoruz. Yer alıyoruz derken sonuçta bu proje bizim geleceğimizle ilgilendiren bir proje olduğundan dolayı hepimiz önem arz edecek şekilde ilgimizi gösteriyoruz. Gerekli yerlerde de çalışmalarımızı da yapıyoruz. Bugün sizlere yılbaşı öncesi olan bazı çalışmalardan bahsetmek istiyorum. Arada destek almam gerekebilecek, web sitelerine bakmam gerekecek. Ve eğer sorularınız olursa tabii onları da buradan yazabilirsiniz. Bu şekilde bu akşamı da başlatmış olalım. Tekrardan yılbaşı öncesi biliyorsunuz yılbaşı paketleri paylaşımları var sitede. Girdiğiniz zaman sayfalarınıza açtığınız zaman bu paketlerle ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. Yılbaşı paketlerinin içerisinde neler yer alıyor diye bir bakalım isterseniz. Hatta ben size duyurusunu yapayım. İsteyenler tabii bilgisayarlarından açıp veya cep telefonlarına arada da kontrol de edebilirler, takip de edebilirler. Yılbaşı paketinin içerisinde altyapınız yani birinci yapınızdan olan kişilerle birlikte faydalanıp satın alabileceğiniz paketler var. Birinci yapınızda bulunan kişilere hediye edebileceğiniz de ayrıca 3 hakkınız var. Bunu birinci yapınızda bulunan kişilere hediye edebilirsiniz. Ya da yeni yatırım yapacak olan kişilere hediye edebilirsiniz. Çünkü bazı paketlerin artık kapatılmış olan iskontolu paketler var. Bu paketlerin yerine eğer yeni yapınızı oluşturuyorsanız, eğer yeni müşteriniz var ise bu konuyla ilgili onlara müşteriniz derken yatırımcınız var ise ve katılmak istiyorsa ve onun için de güzellik yapmak istiyorsanız bu paketlerden birini ona hediye edebilirsiniz. 3 hakkınız var. Bu 3 hakkınızı kullanabilirsiniz. Paketleri hediyelerden faydalanmak hakkına sahip olmak için öncelikle kendinizin belirli bir yatırımı yapmış olmanız gerekiyor ve ayrıca birinci yapınızda olan kişilerle de yaklaşık 3.000 dolarlık bir yatırımı gerçekleştirmiş olmanız gerekiyor. Bu seviyeye ulaştıysanız siz bu paketlere sahip olma hakkını elde etmiş oluyorsunuz. Ayrıca tabii ki de yine hediyeler yayınlanıyor ve yayınlanmaya da muhtemelen devam da edecek. O yüzden sitenizi iyi takip edin. O yüzden buna özen göstermenizi rica edeceğim. Her zaman da hatırlatıyorum. Sayfanızı, Skyward Community giriş sayfanıza
girişinizi sağladıktan sonra haber akışlarından, kendi sayfanızdan, Türkçe dilinde veya hangi dil size daha uygunsa, çünkü sonuçta Türkiye'den bir yayın yapıyoruz. Fakat Türkiye içerisinde sadece bizim Türk vatandaşlarımız değil, yabancılar da belki de katılıyordur. Eğer farklı dilleri kullanmak isteyen yatırım ortaklarımız varsa, onlar için de dil seçenekleri mevcuttur. Yukarıdan bayrak kısmına geldiğiniz zaman sol tarafta kalıyor. Bayrak kısmına geldiğiniz zaman dil seçeneklerinin hepsini bayraklar altına veriyor. Yani dil bile bilmiyorsanız bayraklardan hangi ülkenin dilinde yayınları görmek istiyorsanız ona tıklayarak bakabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra zaten size çıkacak olan ortaklarım sayfaları var. Level Up sayfası var. Benim yatırımlarım sayfamız var. Doküman belgeler kısmı var. Onun dışında banka işlemleri kısmı var. Haber akışı yayını kısmı var ve ayarlar kısmı var. Bunlar üzerinden istediğiniz bölümü seçerek sizi ilgilendiren bütün konulara ulaşabilirsiniz. Ortaklar kısmından sizin yapınızda bulunan bütün ortakları görebilirsiniz. Burada da ayrıca yapınızın bir alt grubunu da görebilirsiniz. Kimin hangi seviyede olduğunu, kayıt aşamasının ne olduğunu, aktif mi, pasif mi? Bunların hepsini takip edebilirsiniz. Onun alt grubundaki kişilerin doğrulamayı geçip geçmediğini de takip edebilirsiniz. Yatırımda yaşadığı bir sorun, sıkıntı var mı veya beklediği herhangi bir karşılaşabileceği bir sıkıntı var mı? Bunu dahi kontrol edebilirsiniz. Bunları yaptığınız zaman hem yapınızın daha sistematik çalışmasını sağlamış olursunuz, hem de uyarıyı yapmış olursunuz, yatırımlarını geciktirmemiş olur altyapınız, yapınızda bulunan diğer alt gruplara diyelim. Bu şekilde onlara da yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca sisteminizi de kurarak bir alıştırma da yapabilirsiniz. Sonuçta bu insanların hepsinin alışması gerekiyor, sistemi kurması gerekiyor. Sisteme uygun çalışmaları gerekiyor. Kendileri için de, yatırımları için de bu çalışmaları yapmaları gerekiyor. Takip etmeleri gerekiyor. Her şeyden önce kendileri için takip etmeleri gerekiyor. Çünkü buraya yatırmış olduğunuz öncelikle sizin emeğiniz ve emeğinizi de öncelikle siz saygı duyup siz sahip çıkmanız gerekiyor. Hologram bir paketimiz vardı biliyorsunuz. Artık hologram paketimiz kaldırıldı. Tabii taksitleri olan arkadaşlar taksitlerini devam edecekler. Satın olmuş olan arkadaşlar diyelim ki toplu ödeme yaptı ama birkaç kez seferde bu toplu ödemeyi gerçekleştirdi ve paketin toplu ödeme tutarın tamamını yaptıysa bundan sonraki işlemde artık hologram çalışması için başvurusunu yapabilir, resmini yükleyebilir. Resmini yükledikten sonra sistem içerisinde araçlar kullanıldığı zaman ya da fuarlar yapıldığı zaman, yani sonuçta biz çalışma yapılan, üretim Ar-Ge çalışmaları devam eden bu ulaşım sistemlerinin bulunduğu test pistlerini yıllık olarak bazı ziyaretlerde bulunuyoruz. Bu ziyaretler sırasında kullanılan araçlarda bile muhtemelen bu hologramların yayınlanması da başlayacak. Daha sonrasında tabii ki de bu araçlar da bir de kullanılmaya başladığı zaman sizin hologramlarınız da aktif olarak kullanılacak. Yani oralarda da görebileceksiniz. Hologram çalışmaları ile ilgili yükleme yapmak isteyen arkadaşlar sisteme girip yükleme ile ilgili başvurularını tamamlayıp resimlerini seçip taleplerini oluşturabiliyorlar. Talepler genelde
5 gün içerisinde hazır duruma geliyor. Tabii bu 5 gün içerisinde tatil günlerini saymayalım. Çünkü herkes gibi sistemde çalışmada olan kişilerin de tatile ihtiyacı var ve tatil günlerimizi burada saymayalım. Bununla ilgili tabii açıklama yer almıyor. Ben bunu size kendim aktarmak istiyorum. Hesaplama yaparken tatil günlerini hesaplamayın. Bu bütün resmi işlemler için geçerli olduğu gibi bu sistemin içerisinde de biliyorsunuz ki bazı belgeleri resmileştirmemiz gerekiyor. Bu resmileştirme belgeleriyle uğraştığımız zaman tatil günlerini atlamayalım. Bazen bazı ülkelerde hatta tatil günleri bizim tatil günlerimizle denk gelmeyebilir. Bayram tatiline denk gelebilir. Özel ülkeye, özel kültürüne, özel olan tatil dönemine de denk gelebilir. Bunları arada hesaplamamız da gerekir. Bunlar küçük ayrıntılar tabii ki de. Bizim asıl amacımız genel olarak bakışımızı sağlayabilmek. O genel bakışın içerisinde de muhakkak ki olası durumları da gözden kaçırmamak da önemli. Paket içerisinde, yılbaşı paketi içerisinde bir de 100 kazanma şansınız var. Bu da demektir ki yani siz burada 100 bin hisseyi 1000 dolara satın alabiliyorsunuz. 100 bin hisseyi 1000 dolara satın aldığınız zaman bunu 10 taksitle ödemesini de yapabiliyorsunuz veya peşin olarak 1000 dolarla da alabiliyorsunuz. Ayrıca 500 dolarlık hisseler var. Bunları da yine aynı şekilde 50 bin adet olarak satın alabiliyorsunuz. Tek ödeme veya 10 taksitle ödemesini gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu şekilde paketler yer alıyor. Bu paketlerle ilgili çalışmalarınızı tabii ki de yapın. Çalışmalarınızı derken bilgi sahibi olmanızı hepinize tavsiye ediyorum. Muhakkak ayrıntılı bir şekilde incelemede bulununuz. Yani paketler artık başlatıldı. Başlatılan süreç Ocak ayı 2020 Ocak ayı itibariyle alım yapmış olan arkadaşlar hisselerinin taksitli veya peşin ödemelerini yapmış olan arkadaşlar minimum 3000 dolarlık hisse satın almış olan arkadaşlar birinci yapılarıyla birlikte 3000 doları doldurmuş olan arkadaşlar bu paketleri inceleyin ve yeni yatırımcıyı davet etmiş olan fakat yatırımcıya bir şekilde de destek çıkmak isteyen arkadaşlar bu seviyelere siz geldiyseniz sizin birinci yapınızdan olan kişilere hediye hakkınız var. Ayrıca yeni yatırımcılara da hediye etme haklarınız var. Bunlarla ilgili ayrıntılı bilgileri mutlaka sayfanıza giriş yaparak bütün şartları okuyunuz. Ondan sonra da fırsatınız var ise yapınızı da tabii ki de kontrol ediyorsanız bununla ilgili yapınıza yardımcı olun ve aktarın. Bu paketler ne zamana kadar devam edecek, ne zamana kadar yararlanabiliyorum derseniz 15 Ocak 2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere paketler yayında kalıyor. Akşam saat 23'e kadar diyelim geçerli olarak devam edecek olan paketlerimiz yer alıyor. Bu arada yanlış söyledim. 10 ay taksitle değil, 5 ay taksitle bu paketler. Düzeltme yapıyorum. Çok da özür diliyorum. 10 ay değil, 5 aylık paketler taksitli olarak yayındalar. 10 ay artık bitti. Bu da demektir ki
1000 dolarlık bir paket başvurusu yaptıysanız 200 dolardan her ay taksitiniz var. 500 dolarlık paket başvurusu yaptıysanız da 100 dolardan paketiniz var. Yani 100 doların altında artık taksit ödemesi yapamıyoruz bu paket içerisinde. İleriki dönemlerde farklı sistem ve farklı olanaklar bize sunulursa, farklı indirim paketleri olursa bunu da yine birlikte konuşuruz, birlikte paylaşımlarında bulunuruz. Çok da avantajlı paket aslında. 100 bin adet hisse alıyorsunuz. 1000 dolarlık bir ödemeyle böyle paket ve böyle bir iskonto inanın bu seneye kadar olan en iyi iskontolardan yine birkaç tanesine denk gelmiş oluyorsunuz. 25 bin adetlik bir pakette yer alıyor. Bu da küçük bir hediye paketi olarak yer almış sistemde. 25 bin adet içinde yine tek ödemeyle 250 dolarlık bir ödeme yapıyorsunuz. Yine burada da 50 dolarlık ödemelerle yer alıyor. Bunu da önerebilirsiniz altyapınıza, zorlamayacak bir şekilde. Onlar aslında bundan da yararlanabiliyorlar. Bunu da yeni şu anda görmüş oldum. Bunu da sizinle paylaşmak isterim. Buna dikkat etmemişim. 50 dolarlık olan paketlerde yer alıyor. Bunu da tavsiye edebilirsiniz. Bu da bir fırsat. Yeni yatırımcı, küçük yatırımcı için gerçekten güzel bir fırsat. Değerlendirmenizi tavsiye ederim muhakkak. Özellikle yatırımını büyütmek isteyen arkadaşlar bu paketleri değerlendirebilirler. Yani 1, 2, 3. 3 tane paketimiz var. Tekrar edelim. 2021 15 Ocağı kadar geçerli olmak üzere yılbaşı hediye paketlerimiz hisseler olarak yer alıyor. Bu paketlerin içerisinde birinci paketimiz 25 bin adet hisse 250 dolar tek ödemeyle peşin ödemeyle sahip olabiliyorsunuz veya 5 taksitli 50 dolar aylık taksitlerinizle 25 bin adet hisseye sahip oluyorsunuz. Bu birinci paketimiz. İkinci paketimiz 50 bin adet hisse tek ödeme peşin ödeme yani 500 dolarlık peşin ödemeyle veya aylık 100 dolar taksitle 5 ay boyunca 50 bin adet hisseye sahip olabilirsiniz. Bunu da değerlendirebilirsiniz ve üçüncü paketimiz 100 bin adet hisse 1000 dolardan yer alıyor. Burada da yine 200 dolarlık aylık taksitlerle 5 ay boyunca bu paketi ödeyip 100 bin adet hissenizi adınıza tescil edebilirsiniz. Gerekirse de sertifikanızı da talep eder, adresinize getirtirirsiniz. Bu işlemleri hepsini peş peşe muhakkak ki takip etmeniz gerekir. 3 paketten bahsetmiş olduk. 25 bin adet hisse 250 dolara taksitli 5 ay. İkinci paketimiz 50 bin adet 100 dolar 5 ay taksitle veya 500 dolar peşin ödemeyle ve üçüncü paketimiz 100 bin adet hisse ayda 200 dolar taksitle 5 ay boyunca ödemeyi yapar. İstediğiniz herhangi bir pakete sahip olabilirsiniz. Yatırımcı olan, yatırım tutarı 3000 dolar olan, birinci yapısına sahip olan, toplam 3000 dolarlık yapıya sahip olan, yatırım yapısına sahip olan arkadaşlar hepsi bu paketleri incelesin. Sayfanızda Türkçe olarak da çevrilmiş bir şekilde yayını yapılmış durumda. Bunu değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Buradan sizinle paketlerle ilgili bilgileri de paylaşıyorum. Yani birinci
yapınızdan olan arkadaşlara. Ayrıca hediye kuponları verebilirsiniz. Bu istediğiniz herhangi bir paketten hediye kuponu olabilir. Veya yeni yatırım yapmak isteyen arkadaşlar, istedikleri hisse tutarlarına ulaşamıyorlarsa, iskontolu hisselerden yararlanmak istiyorlarsa veya siz o yatırımcıyı kendi yapınıza dahil etmek istiyorsanız, buradaki kuponlardan birini o arkadaşa hediye edebilir, onu sisteminize dahil edebilirsiniz. Bunu da yine hatırlatalım. Bu da yine sayfada yer alıyor. Sayfada yer alan haberleri mutlaka değerlendirin. Mutlaka bunları yapınızla da paylaşın. Sizin yapınızı takip etmek sizin elinizde ve sizin yapmanız gereken bir takiptir. Bunu da yine altını çizmek istiyorum. Benim sizinle paylaşacağım paketlerle ilgili bu haberimiz vardı. Bir de yine aynı şekilde biliyorsunuz her ay olduğu gibi bu ay içerisinde hangi ülke kaç kişilik nasıl bir tutar aralığında satış yaptı. Bunun yarışması her zaman düzenleniyor. Ay sonuna doğru bununla ilgili de yine yayınlar yapılacak. Yani haber akışında bunu da takip edebilirsiniz. Web seminer takvimiyle ilgili gerek Türkiye web seminer takvimi, gerek başka ülkelerin web seminer takvimi ile ilgili sistem içerisinde yayın her zaman var. Haftalık olarak bu yayınlar yapılıyor. Bu web semineri takvimini takip edin. Belki yabancı dile sahip olduğunuz için diğer ülkelerin web seminerlerine katılmak isteyebilirsiniz. Bu web seminerler içerisinde yönetim kurulu üyelerinden de kişilerin web seminerleri yer alıyor. Bunu da takip edin, bunları da değerlendirin. Bunları da muhakkak ki bilgi sahibi olabileceğiniz konular arasında bulundurun. Bu şekilde daha fazla bilgiye sahip olursunuz. Bizim web seminerlerin yapılma amacı, yani biz şu anda yaptığımız seminerin asıl amacı aslında projenin nereye doğru gittiğini birlikte konuşabilmek ve yapılanımızı doğru takip edebilmek. Şu anda biliyorsunuz projemiz Beyaz Rusya'da bir tane tamamlanmış olan Ar-Yo olarak kullanılan ve arada fuar merkezi olarak da Skyworld Community fuar merkezi olarak da yatırımcılara, büyük yatırımcılara veya gruplara, yeni yatırım yapmak isteyen büyük gruplarımıza açık olan belirli tarihler arasında açık olan bir Ar-Ge çalışma pistimiz var. Onun çalışması bitti. Ve gerçek olarak Ar-Ge'lerin testlerinin yapıldığı bir alanımız var. Onun dışında Birleşik Arap Emirlikleri bu gerçekten bütün dünyaya hitap edebileceğimiz bir proje. Şarjı şehrinde tamamlanmış olan bir pistimiz var. Bununla ilgili de açılışlar yine Ekim ayının sonunda gerçekleşti. Yayınla birlikte yapıldı bunlar. Anatoly Yunitski Bey efendi kendisi orada yer aldı. Hatta haberlerde soruları cevaplar verdi. Gelecekle ilgili projelerimizden bahsetti. Adres bazlı olarak çalışmaların olacağını, hepsinin bir anda açıklanmadığını ama haber takiplerinde yine bunların hepsinin yer alacağını söylemişti. Birleşik Arap Emirlikleri'nde şu anda ikinci projemiz başladı. Bu da konteyner taşımacılığı ile ilgili. Bu projede çok güzel ve büyük projelerden birisi olarak yine başlatılmış bulunuyor. Muhtemelen güzel bir şekilde aksaklığa uğramadan pandemiye de bakmaksızın olarak devam edecek.
Bunu yine haber akışında mutlaka takip edin. Çünkü haberlerde bununla ilgili, projelerle ilgili daha ayrıntılı bilgilere sahip olabilirsiniz. Burada yatırımımızın en büyük amacı projeleri gerçekleştirip bu projeler ortaya çıktıktan sonra aslında biz kazanmaya başlıyoruz. O yüzden yatırım kısmında değil, projenin ne aşamada olduğunu takip etmek en doğru yapabileceğimiz şeylerden birisidir. Ondan sonra yatırım kısmına dikkat etmemiz gerekiyor. Ve projelerin gerçekleşmesi yine bizim yatırımımıza bağlı olarak devam ediyor. Projelerin sağlıklı, başarılı bir şekilde devam etmesi için maliyetin finansal desteğe ihtiyacı her zaman var. Onun devamında da projenin başarılı bir şekilde nasıl ilerlediğini de takip etmek asıl görevlerimizden birisi. Aksaklıkların yaşanmadan devam etmesini hepimiz istiyoruz ve bu başarıyı hepimiz birlikte aslında hedeflemiş olduğumuz için bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Taksitli tutarların ödemelerinde lütfen tarihleri geçirmemeye dikkat edin. Zamanında ödemeyi yapın. Bir gün, 2 gün önceden ödemelerinizi yapın ama tarihi geçirmemeye dikkat edin. Olası gecikmeden dolayı taksitli hisselerinizi iptalini yaşamayın. O yüzden bir gün, 2 gün önceden ödemeye özen gösterirseniz belki de kendinizi bir şekilde garantiye de almış olursunuz. Sonuçta bir sistem var ve bu sistemin içerisinde otomatik çalışan bir sistem var. Ama sizin elinizde olmadan unutabileceğiniz, aksaklığa neden olabilecek başka bir sorun yaşama durumunuz ve olasılığınız var. Bu durumlarda kalmamak için ödemelerinizi bir gün veya 2 gün öncesinde yapmanız yine garantiye alıp kendinize işleminizi devam etmenizi sağlayacaktır. Projenin taksit ödemelerinizin bitiminden sonra hisselerinizi mülkiyetini devralmanız gerekiyor. Bununla ilgili işlemleri de yine benim yatırımlarım kısmından yapabilirsiniz. Bu mülkiyete devralma kısmını bitirdiğiniz zaman siz aslında sertifikaya çağırmış oluyorsunuz. Bu sertifikayı bir ay sonra artık sisteminizde de görebiliyorsunuz. İşlemi bir ay sürüyor. İmzalandı vesaire derken muhtemelen tabii ki birçok yatırımcı var. Birçok yatırımcının taksit ödemeleri bittikten sonra bütün evrakları toplanıyor ve malum olduğu gibi de muhasebe işlemini burada karşılaştırabilirsiniz. Ay sonunda bütün sertifikalar imzalanıp sisteme yükleniyor ve adreslere çıkışı yapılıyor. Bunun için de özel bir gün mutlaka ki ayarlanıyordur veya ay içerisinde belki de 2 kere de yapılıyordur diye tahmin ediyorum. O yüzden hani ben bir başvuru yaptım ama sertifikam hala gözükmüyor diyorsanız 1 aylık bir süresi var. O sertifikanın sizin sisteminize yüklenip görünmesi için 1 aylık bir sürecimiz var. 1 ay içerisinde mutlaka sertifikanız sisteminizde gözükmeye başlayacaktır. Veya talep edersiniz. Taleplerde de yine tabii ki de uluslararası kargoculuk sistemiyle UPS'le veya işte FedEx'le vesaire sertifikamızın talebi edildikten sonra sizin adresinize yola çıkmış olur. Küçük bir masrafı var. En son bildiğim kadarıyla 10 dolarlık bir masrafı vardı. Belki biraz yükselmiş olabilir. Tutar yine kontrol edebilirsiniz. O tutarla sertifikanızı adresinize talep edebilirsiniz. Başvurunuzu yapabilirsiniz. Sözleşme konusunda yatırımcılarınızı davet ettiğiniz zaman eğer ki yapı sisteminizi kurmak istiyorsanız bir yapınız olacaksa sözleşmemiz var. Yani ben burada kendi yapımı oluşturmak istiyorum diye sözleşmemiz var sistemimizde. Bu sözleşmeyi mutlaka imzalamanız gerekiyor.
Yine online sistemde tabii ki de yapıyorsunuz bunu. İmzaladıktan sonra yatırımcılarınızı davet edebilirsiniz. Bu neden önemli? Çünkü sözleşmeyi imzalamazsanız getirmiş olduğunuz yatırımcılardan size akan bonuslar var. Bu bonusları kaybetme ihtimaliniz var. Tabii ki de bunu geciktirmeden orada imzalama işlemini de gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ve yine eğer ki yapınızı oluşturduysanız bu yapıların içerisinde yapınızı oluşturduğunuz kişilerin doğrulamalarını yapmış olması, eksiksiz işlem yapmış olması gerekiyor. Ve bu doğrulamaların yapılıp yapılmadığını partnerlerim, ortaklarım kısmında istatistikler bölümünde özet istatistikler kısmını açtığınız zaman işaretleri göreceksiniz. Bu işaretlerin içerisinden üzerine tıklayarak doğrulaması yapılmış veya yapılmamış. Taksit ödemesinde gecikme var veya atlamış olduğu taksiti var. Uyarmanız gerekiyor gibi takipleri yine kendi başınıza yapabilirsiniz. Kişilerin isimlerini üzerine getirdiğiniz zaman o kişinin yatırımı ile ilgili adresi, mail adresi, telefon bilgileri yer alır eğer ulaşmanız gerekiyorsa. Bir üst lideri yoksa onun direkt siz ulaşabilirsiniz. Sizin altınızda bulunan bir yapınıza sahip olduğunuz ortaklarınızdan biri ise direkt siz irtibata geçebilirsiniz veya aslında doğru olan hangi kişi hangi yapınızda bulunuyor ve onun bir üst lideri kimdir buna bakıp aslında üst liderini uyarıp altında bulunan şu şu isimli şahsın doğrulaması yapılmamış. Birinci taksitini ödemiş ama ikinci taksitinin bir sıkıntı yaşayabilir. Uyarmanı tavsiye ederim. Acaba uyarırsam doğru karşılanır mı? Bunu bir bak istersen bir uyar şeklinde uyarıda siz bulunabilirsiniz. Bu da yapınızı takip ederseniz başarıya sizi getirecek olan takiplerden birisi diyelim. Bunları hepsini tabii ki de bir zaman içerisinde sistematik olarak yapmaya başlarsınız. Hepsi bir arada olacak diye bir durum söz konusu bazen olmayabilir. Ve aylık olarak aslında bir de kendiniz için bir not defteri tutabilirsiniz. Kimi takip etmeniz gerekiyor? Bu ay içerisinde hangi başarılara ulaştınız? Bir sonraki ay içerisinde hangi hedefleri koydunuz? Haftalık, aylık, 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık gibi bir planlama yapabilirsiniz. Bu tamamen kişilere bağlı olarak yapılabilecek planlamalardan birisi. Planlamayla devam eden kişiler her zaman başarıya ulaşır. Bunlar tespit edilmiş aslında çalışmalardan birisidir. Bunları da yine özen gösterebilirsiniz. Kendinizi geliştirebilirsiniz. Aynı şekilde de tabii ki de bizim yatırımımız konusunda da hepimizin birlikte olarak yapmış olduğu işi destekleyebiliriz hep birlikte. Bunlara dikkat ederek. Haberlerimizle ilgili haftalık haberleri mutlaka ve mutlaka yine tekrar söylüyorum takip edin sayfanızı. Sayfanızı inceleyin çünkü anlık olarak bir yeni bir gelişme çıkabiliyor. Özellikle de yıl sonuna yaklaşıyoruz. Yılbaşı kutlamaları yapılacağı için anlık olarak herhangi bir paket yenilemesi, herhangi bir iskonto bir çalışma yapılabilir. Bunları takip edebilmek için de ziyaretlerde bulunun sitemize. Hep birlikte bulunalım. Bunları takip edelim. Yine bir arada olabilmek için, işimize sahip çıkmak için yapmış olduğumuz yatırımların önemini aslında yansıtabilmek için buna ihtiyacımız var. Bu tür toplantılara katılımı aslında arttırmamız da çok önemli. Sonuçta biz burada bilgi paylaşımı yapıyoruz. Sorularımızı yazabilir birbirimize sorularımız konusunda da yine
yardımcı olabiliriz işlemler konusunda. Sıkıntı yaşayan, başvurular sırasında sıkıntı yaşayan veya sistemden mail atması gereken veya dil konusunda yardım isteyen arkadaşlar yine benimle irtibata geçebilir. Yardımcı olmaya her zaman hep birlikte hazırız. Hep birlikte bunu yapabiliriz. Benim sizinle bu haftalık paylaşmak istediğim konular bunlar. Bunlar üzerinden geçmek istedim. Sonuçta son paket fırsatları var. Bu paketleri herkes değerlendirmek istiyor. Paketleri değerlendirmek isteyen arkadaşlara buradan bir kısa hatırlatma yapmış olduk. Belki haberi olmayan arkadaşlarımız vardır. Benim bugün burada dinleyen kişiler isterlerse altyapısında bulunan diğer arkadaşlarıyla bu konuyu paylaşabilir. Kısa bir hatırlatma olarak üçlü paketlerin olduğunu, eğer yatırımcıysa bu arkadaşların yatırımları için katkıda bulunabilecek paketlerin yer aldığını ve avantajlarının da olduğunu birbirine aktarabilirler. Yeni yatırımcıları da kendi yapısına katmak isteyen kişiler de yine bu paketlerden kupon paylaşarak, kupon hediye edebiliyorsunuz online sistemde, kupon paylaşarak kuponlarıyla yeni yatırımcılarına destekte bulunabilirler. Bunu hepsini değerlendirebilirsiniz. Değerlendirip yapınızın gelişmesini de sağlayabilirsiniz. Bölümlerde yatırım kısmı, ortaklar kısmı, işte aylık olarak yapılan bu yatırımcı çekme yarışmaları kısmı, belge evrak kısmı, banka işlemleri kısımlarını arada inceleyin. Orada yer alan bilgiler sizin bütün sisteminize sahip olmanızı sağlayacak olan bilgiler. Muhakkak ki hepimiz internet sitelerini kullanmayı biliyoruz. Fakat bulunan sütunlarda gizli olan araçları, ayarları hepsini incelemek daha da fazla bilgiye sahip olmanıza ve sisteminizin kontrolünü sağlamanıza yardımcı olacaktır. Yani yapmış olduğunuz yatırım ne durumda, yapınızın çalışması ne durumda, sertifikaların onayı ne durumda, hangi belgelerin onaylandığını, imzalandığını sizin tarafınızdan, hangi tarihlerde kimler yatırım yapmış, kimlerin taksitleri var. Ortaklar kısmından hem alt gruplarınızın çalışmasını izleyebilirsiniz, hem kendinizin hangi kariyer seviyesinde olduğunuzu görebilirsiniz. Bu zamana kadar almış olduğunuz bonus, size akan bonusların miktarını görebilirsiniz. Ana hesabınızda ne kadar paranız var, bonus hesabınıza aktarılmış olan ne kadar paranız var, bunları hepsini kontrol edebilirsiniz. Banka kısmında, banka işlemleri kısmında kime iç hesabınızdan ne kadar para aktardınız? Oluyor bazen iç hesaptan aktarım yapıyoruz, arkadaşımıza, ortağımıza yardımcı oluyoruz. Bunu takip etmek istediğimiz zaman bunu da banka kısmından takip edebilirsiniz. Veya yine hesaptan para çıkartmak istediğiniz, bunu da yine banka kısmından takip edebiliyorsunuz. Büyük yatırımlarda SWIFT işlemleri var. Bunları IBAN'larla yapılacak olan işlemleri de yine aynı şekilde banka kısmından takip edebiliyoruz. Ve tabii haberler kısmında da en önemli kısımlardan birisi, sistem içerisinde yapılmış olan herhangi bir değişiklik bile varsa bunlar hepsi haber akışında yayınlanıyor. Kişisel hesabınızın içerisinde diyelim ki bir değişiklik yapıldı. Mesela canlı bir sohbet bağlantısı artık aktifleştirildi diyelim. Bununla ilgili mutlaka ki bir haber var ki bu haber artık yayınlandı. Ben bugün bakmıştım, haberler içerisinde gördüm. Chat kısmı, canlı sohbet kısmı artık yer alacak.
Hatta burada ortaklarınızla birlikte görüşmeleri de yapabileceksiniz. Bu da tabii ki de hem ortağınızı anlık olarak haberdar etmenize, takip etmenize yardımcı olacak size. O yüzden haber akışı kısmını muhakkak ki takip edin. Haber akışı kısmında günlük olarak yapılacak olan herhangi bir değişiklik, sistem içerisinde yapılmış olan herhangi bir değişiklik, sistem içerisinde ayarlarda yapmanız gereken adım adım her aşama anlatılabiliyor. Bu haberlerin önemi aslında bundan dolayı vurgulanıyor. Bunları mutlaka takip edin. Haber kısmını boş geçmemenizi tavsiye ederim. Yabancı dilde olan yayından dolayı belki de arada bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Ama bunu yine altını çiziyorum. Bazı arkadaşlar ulaşamıyorlar. Bayrağın bulunduğu kısma geldiğiniz zaman kendi dilinizdeki yayını oradan seçip haber akışını yine aynı şekilde buradan izleyebilirsiniz. Kısacası kurcalayın. Bütün sitenin içerisinde yer alan bölümlerin hepsini kurcalayın. İşinizi kendiniz kolaylaştırın. Bütün yapılabilecek işlemleri oradan takip edebilirsiniz. Ben bugün sizlerle paylaşmak istediğim konular bunlardı. Talepleriniz olursa farklı bir konuyla ilgili iletişime geçmek isterseniz buradan da yazabilirsiniz. Bir sonraki haftaya yapabileceğimiz bir görüşme olacak mı? Ona bir bakalım. Haftaya Perşembe günü muhtemelen bir araya gelebiliriz. Eğer bayram nedeniyle gelemezsek de yine mutlaka hep birlikte haberleşebiliriz. Bu akşamlık hepinize iyi akşamlar diliyorum. Umarım verimli bir web semineri geçirmiş olduk. Umarım biraz olsun birbirimize bir şeyler aktarma sevincini yaşamış olduk. Diyebiliyorumdur. Hepinize bu akşam için ayırmış olduğunuz zaman için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi hafta sonları da diliyorum. Bu arada ve eğer ki olur da görüşemezsek mutlu yıllar, 2021 yılın bize daha başarılı, daha sağlıklı, daha neşeli ve mutlu şans getirmesini de diliyorum. Hepinize başarılarınızın daim olmasını diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Bir sonraki web seminerimizde görüşmek üzere. Sizinle bu akşamlık vedalaşıyorum. İyi akşamlar hepinize. Teşekkür